Biz arabalarımız bir senelik arabalarımız oldu. Hurda haline geldi. Burada oturmakla makamda reislik olmaz ki. Çıksın da bir caddeleri bir görsün acıkın. Kıyık Nişancıpaşa mahallesinde ara sokaklar yürünemez hale geldi. Bir süre önce elektrik kablolarının yer altına alınması nedeniyle kazılan ancak onarılmayan yollar öylece bekliyor. Bozulan yolların aylardır onarılmadığını söyleyen mahalle sakinleri tepkili. Çok kötü yolumuz. Nerede? Ben aşağı bile inemeyeyim. Kendim de bu haldeyim zaten. Aşağı inemeyeyim hiç. Sokağa bile çıkamayayım. Vallahi kızım çok fena yolumuz. Aylardan beri bu şekilde mi? Bu yazdan beri bile. Bu yaz bile geçti. Öyle kızım valla ne diyeyim artık. İşler gelirken olsun ya da çocuklar hiç oynayamıyor bile. Yani çok berbat. Hiç de güzel değil. Yani ne yer alt yapısı, ne yer üstü yapısı hiçbir şey güzel değil. Hiç yani görevini bence yerine getiremiyor. Bozuk yollarımız. Bozuk, çok bozuk. Bak yıktılar her yerlerini yıktılar. Yine geldiler ölçtüler. Gene ne yapacaklar ne bileyim dün. Dün geldiler buralarını ölçtüler gene. Baksana ne yaptılar bize. Sular bütün içerilere giriyor. Vallahi. Ne oldu gene ne var? Bir şey mi var? Olmayacak mı yollar? Nişancıpaşa mahallesinin su deposu civarı, Küçük Köprüce Bayırı, İbrahim Paşa ve Küçük Feyzan sokaklarında paket taşlar yerinden çıkarılarak yol kenarlarına konulmuş halde bekliyor. Mahalleye gelen ticari taksiler, tüp ve su araçları, okul servisleri ara sokaklara giremiyor. Aylardan beri burada böyle yani, bir iki aydan beri böyle. Zor giriyoruz mahallelere. Yani tüpçü, sucu, taksici zorla giriyor. Servis arabaları zorla geçiyor. Zaten yollar dar. Zorla çıkıyorsun, arabaların altları vuruyor baksanıza. Yani bayağı bir kaldırımlar bozuk. Taşları bıraktılar olduğu gibi. Kenara da almadılar taşları. Olduğu gibi yol üstlerine taşlar. Biz arabalarımız bir senelik arabalarımız oldu. Hurda haline geldi. Burada oturmakla makamda reislik olmaz ki. Çıksın da bir caddeleri bir görsün acıkın. Makam sahibi bu şekilde bırakır mı şu Edirne'yi? Yazı günahtır. Başka bir diyeceğim yok benim. Şuraya bütün kıyık her tarafı. Her tarafı. Tamire mi götürüyorsunuz? Tamire götürüyorum. Altını vurdurdum arabanın çukura. Çıkamıyorum. Müşteri bekliyorum. Gelip müşteriyi alamıyoruz buralardan. Ayıptır yani, insan utanır. Vallahi billahi utanır, yemin ediyorum ya. Efendim. Ne zamandan beri böyle burada? Bu bütün yazdan beri böyle. Bütün yazdan beri. Bütün her taraf. Ayıptır yani, insan içi sızlar. Yolların bir an önce onarılmasını bekleyen mahalle sakinleri, önümüz kış, yağışlı havalarda halimiz ne olacak, çamurdan evimize giremeyiz diyerek yetkililerden bir an önce bozulan yolların onarılmasını istedi. Düşünün, burada bir yangın olmuş olsa, bir şey olmuş olsa nasıl geçebilir etfaiyemiz, bir şeyimiz, değil mi? Nasıl geçebilir buradan? Bak şimdi arkadaşlar da geliyorlar, herkes şikayetçi yani bu yollardan. Ben her zaman korkuyorum, benim kardeşim oturuyor aşağıda, bu direğe arabalar geçerken çarpacak diye. Biz hiç memnun değiliz. Benim eşim ameliyatlı, düşmüş insan, bütün iki dizi yara yani. Yazık günah. Geçen gün arkadaş takıldı orada, düştü. Arkadaşım bak çocuğunu salamıyor dışarı. Her zaman bu direğe çarptı mı çarptı mı, bu kadar bir yola böyle bir şey olur mu? Altyapı zaten hiç yok. Çamur olacak, yağışlar başlayacak, çocuklar gidiyor. Servislerimiz yukarıdan alıyor çocukları. Buraya giremiyor. Yazık günah yani. Hiç memnun değiliz yani biz bu şehirden. Hiç memnun değiliz hem de. Bak arkadaşım evet, da mesela. Ben de burada oturuyorum zaten. Yağmur bütün suları falan buraların da kazdılar. Hiç şey olmadı yani. Doğru direkt içeri. Biz de korkuyoruz yani buradan. Ne bileyim. Çocuklarımız var. Evet, ilk yaz üstü elektrik şey için, kablolar için kazıldı. Ondan sonra böyle de kaldı. Yapılacak. Ne zaman yapılacak işte belli değil yani. Belediyeyi söylediniz mi ne zaman yapacak? Vallahi arkadaşların apartmanca söylemişler hepsi işte. Altyapı hepsi bu elektrik kabloları beton atılsın falan demişler. Ondan sonra şimdi işte bir şey de olduğu yok. Evet. Hala da böyle gece.